Buzlu suyun içine düşerseniz ne yapmalısınız? Öncelikle şunu bilmelisiniz. Kaslarınız donmadan önce yaklaşık 10 dakikanız var. Paniğe kapılmayın. Nefes alıp vermenizi kontrol edin. Kıyafetlerinizi sakın çıkartmayın. İçeride kalan hava su yüzeyinde kalmanıza yardımcı olacaktır. İçeriye düştüğünüz yerden dışarıya tırmanın. Her iki kolunuzu da sağlam buz kütlesine yerleştirin. El ve bileklerinizle dayanarak göğsünüzü dışarı çekin. Buzun üzerine yatın ve ağırlığınızın geniş bir yüzeyde yayılmasını sağlayın. Şimdi sürünerek ya da yuvarlanarak karaya çıkın. Karaya ulaştıktan sonra en kısa sürede kuru ve sıcak bir yere geçin ve kendinizi ısıtın. Her zaman ince buz tabakalarından uzak durun. Düşen bir asansörden canlı çıkmak. Yere yatın ve asansör zemininin müsaade ettiği kadar kol ve bacaklarınızı açın. Darbenin etkisini azaltmak için kolunuzun birini başınızın altına yerleştirin. Diğer kolunuzu da çarpışma sonrası dökülecek enkazlardan korunmak için yüzünüze yerleştirin. Tam zemine çakılma anında zıplamaya çalışmayın ya da dizlerinizi kırıp çömelmeyin. Kullandığınız asansörün düşme olasılığı yaklaşık %0.000015, yani oldukça düşük bir ihtimaldir. Ancak siz yine de tedbiri elden bırakmayın. Batan bir araçtan nasıl canlı kurtulunur? Araç suya düşer düşmez emniyet kemerinizi çözün ve pencerenizi açın. Araç tamamen suya batmadan açık pencereden dışarı tırmanın. Kapıları açmaya uğraşarak vakit kaybetmeyin. Suyun oluşturduğu basınç yüzünden kapıları açmanız mümkün olmayacaktır. Eğer pencereyi açamazsanız camı kırmanız gerekecek. Köşeler zayıf noktalardır. Bu noktaları kullanın. Eğer araçta sizinle birlikte çocuklar varsa öncelikle onları dışarı çıkartın. Eğer pencereden dışarı çıkamıyorsanız aracın tamamen suyla dolmasını sakince bekleyin ve daha sonra kapıyı açarak dışarı çıkın. Hava kabarcıkları hangi yöne yüzmeniz gerektiğini gösterecektir. Kendinize dikkat edin. Fırtınada ne yapmak gerekir? Fırtına sırasında sabit telefonları kullanmaktan kaçının. Su borularına dokunmayın. Ağaçların altlarına sığınmayın. Açtığınız şemsiye yıldırım çarpmasına davetiye çıkartabilir. Bisiklet ya da motosiklet kullanmayın. Yıldırım aynı noktaya birkaç kere düşebilir. Ayrıca yıldırım göl ya da nehirlere de düşebilir. Yıldırım hayatınız için gerçek bir risktir. Felç nasıl anlaşılır? Felç geçirdiğinden şüphe ettiğiniz kişiden gülümsemesini isteyin. Gülümsemeyi kontrol edemiyorsa dillerini dışarı çıkartmalarını isteyin. Eğer dilleri eğri ise isimlerini sorun. Zorlukla konuşuyorlarsa kollarını kaldırmalarını isteyin. Eğer kollarını kaldıramıyorlarsa bu dediklerimizi çok iyi dinleyin. Bu sıraladıklarımızdan sadece bir tanesini bile gerçekleştiremiyorlarsa acilen ambulans isteyerek yardım çağırın. Unutmayın, felç geri dönüşü olmayan kalıcı bir zarar vermeden önce 3 saatiniz var. Boğulma durumunda ne yapmak gerekir? Bir kişinin boğulmakta olduğunu gösteren belirtiler şöyledir. Kafalarını arkaya atarlar ve sıklıkla suyun içine girip çıkarlar. Ağızları açıktır ve suyun içine girerken bolca su yutarlar. Gözleri sabit bir noktaya bakar ya da kapalıdır. Kolları yana doğru açıktır. Vücutları yukarı doğru konumlanır ve bacakları hareket etmez. Peki boğulan bir kişi sahile kadar nasıl taşınmalıdır? Boğulmakta olan kişiye her zaman arkadan yaklaşın. Bu sayede çırpınarak sizi de suyun dibine çekemezler. Eğer tamamen suyun içindelerse siz de suyun dibine yaklaşın. Daha sonra koltuk altı, kol ya da saçlarından tutarak çekin ve suyun dışını sürükleyin. Boğulmakta olan kişiyi en kısa sürede kıyıya çıkarmanız gerektiğini unutmayın. Sadece iyi bir yüzücüyseniz ve kendinizi de yeterince iyi hissediyorsanız boğulmakta olan bir kişiyi kurtarmaya çalışın. Çok az insan denizde yüzmenin tehlikelerinin farkında. Dip akıntıları. Dip akıntıları yükselen su dalgalarla geri çekilirken oluşur. Bilmeniz gerekenler şöyle. Dip akıntıları sizi aşağıya çekmez. Bunlar girdap ya da anafor değildir. Dip akıntıları geniş değildir. Sadece 2-3 metrelik bir etki alanına sahiptir. Dip akıntılarının uzunlukları 100 metre kadardır. Eğer bir dip akıntısına yakalanırsanız akıntının aksi istikametine ya da kıyıya doğru yüzmekle mücadele etmeyin. Bunun yerine kıyıya paralel yönde yüzün. Peki dip akıntısı nasıl tespit edilir? Dalgaların sıraları bozulmuştur. Su daha köpüklü ve hareketlidir. Suyun rengi daha koyudur. Denizdeki bu gibi alanlarda dikkatli olun.
Eğer bir kişinin boğazı tıkanmışsa ne yapmak gerekir? Eğer bu bir bebekse sırtına 5 kere nazikçe vurun. Göğüs kafesine tekrar 5 kere bastırın ve sonuç alıncaya kadar bu hareketi tekrarlayın. Bir yetişkinse sırtına 5 kere vurun. Arkasından sarılarak karnına 5 kere sertçe bastırın. Sonuç alıncaya kadar bu hareketi tekrarlayın. Bu bilgiler bir gün sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.